Merhaba sevgili takipçilerim ve değerli izleyicilerim. Songül'ün Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün sizlerle beraber çok güzel bir pırasalı börek hazırlayacağız canlarım. Hem yapılışı çok kolay hem de çok çok lezzetli bir tarif sizlerle paylaşacağım. Gördüğünüz gibi tezgahımın üzerine hamurum için malzemelerimi hazırladım. Şöyle büyükçe bir leğenimi elimin önüne aldım canlarım. Şimdi hemen dilerseniz hamurumuzun yapımıyla başlayalım. Şöyle bir su bardağı sütümüzü ekleyelim. Ilık süt. Ve aynı bardaklarla bir su bardağı ılık suyumuzu da ekleyelim canlarım. Bir tatlı kaşığı tuzumuzu da ekleyelim. Şöyle hemen bir karıştıralım. Tuzumuz erisin. Sıra şimdi geldi unumuzu eklemeye canlarım. Şöyle 5 su bardağı unumuzu hazırladım. Şimdi ilk önce bir 4 su bardağını kullanalım. Eğer az gelirse 5. bardağımızı da tekrardan ilave ederiz. Şöyle üzerine bir tatlı kaşığı da karbonat ekledim. Şimdi güzelce bir yoğuralım. Evet, gördüğünüz gibi arkadaşlar güzelce hamurumu yoğurdum. Bakın şöyle leğende yoğurduktan sonra da tezgahımın üzerine bir miktar unumu serpip tekrardan şöyle bir 10 dakika daha yoğurdum. Ne kadar hamurunuzu yoğursanız o kadar yapacağınız hamur işleriniz güzel olur canlarım. Bakın şöyle yumuşaklığı da çok güzel oldu. Hemen şimdi hamurumuzu 4 eşit parçaya bölelim ve bezeler yapalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar yapmış olduğum bezelerimi şöyle tepsimin altını unlayarak şöyle tepsime yerleştirdim. Şimdi bir 15 dakika bezelerimizi dinlendirelim. Bakın şöyle tepsimizi de şöyle bir tane temiz bir poşetin içine koyacağım ve şöyle bezelerimizin sertleşmemesi için şöyle bekleteceğim canlarım. Arkadaşlar bezelerimiz dinlenirken biz de hemen böreğimizin iç harcını hazırlayalım. Ocağımın başına geçtim. Gördüğünüz gibi tencereme bir miktar sıvı yağımı ekledim. Şimdi tenceremizin altını bir yakalım canlarım. Şöyle iki tane soğan doğradım. Hemen tenceremize alalım. Şöyle güzelce bir kavuralım canlarım soğanlarımızı. Evet, soğanlarımız da güzelce kavruldu. Şimdi hemen üzerine bir yemek kaşığı da salçamızı ekleyelim. Tekrardan şöyle bir salçamızla soğanlarımızı kavuralım. Şöyle salçamızın kokusu çıkana kadar kavurmaya devam edelim canlarım. Salçamızda güzelce kavurdum. Şimdi hemen üzerine bir kilo doğradığım pırasamızı. Bakın şöyle ufak ufak doğradım arkadaşlar. Temizce yıkadım 3-4 suyla. Şimdi pırasalarımızı da hemen tenceremize alalım.
Hemen üzerine baharatlarımızı da ekleyelim canlarım. Şöyle yarım tatlı kaşığı karabiber. Yarım tatlı kaşığı pul biber. Bir tatlı kaşığı da tuzumuzu ekleyelim. Tekrardan şöyle güzelce bir pırasamızda kavuralım arkadaşlar. Tamamen yumuşayana kadar şöyle kısık ateşte karıştırarak pırasalarımızda pişmesini sağlayalım canlarım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar halen ocakta pırasamı kavurmaya devam ediyorum. Bakın şöyle karıştırarak. Her kaynadıkça bakın pırasamız sulandı. Mutlaka şöyle suyunu çekene kadar ocakta indirmeyelim pırasamızı canlarım. Tamamen suyunu çekene kadar pişirmeye devam edelim. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi pırasamız suyunu çekene kadar bakın şöyle ocakta pişirmeye devam ettim. Artık ocağımızın altını kapatabiliriz. Hiçbir suyu kalmadı. Şimdi pırasamız burada soğurken biz de hemen bezelerimizi açmaya başlayalım. Arkadaşlar pırasamızı kavurana kadar bakın bezelerimiz de güzelce dinlendi. Şimdi hemen bir tanesini alalım ve diğer bezelerimizin üstünü yine poşetimizle kapatalım ki kurumasın. Şöyle hemen kenara alıyorum ve bir tanesini açmaya başlayalım. Şöyle çok az bir tezgahımı unladım canlarım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bir tane bezemi açtım. Şimdi hemen şöyle kenarda bekleyen yağımızı alalım. Tavamın içerisinde arkadaşlar 150 gram tereyağı var. Üzerine de bir çay bardağı sıvı yağ ekledim. Şöyle yağımızı hemen erittim. Şimdi hemen açmış olduğumuz yufkamızın üzerine kaşıkla şöyle yağımızdan gezdirelim. Şöyle fırçayla her tarafına gelecek şekilde sürelim canlarım. Evet, hemen ortasına sürdük yağımızı. Şimdi şöyle içeriye doğru katlayalım. Hemen yine aynı şekilde bu katına da yağımızı sürelim canlarım. Şöyle diğer katını da yine tekrardan içeri doğru katlayalım. Yine aynı şekilde oraya da yağımızı sürelim.
Evet arkadaşlar, ikinci yufkamızı da hemen açtık. Şimdi hemen yine tekrardan içini yağlayalım. Evet, gördüğünüz gibi tamamen içini yağladım. Şimdi biraz önce yağladığımız hemen böreğimizi, şöyle açmış olduğumuz böreğimizin içine şöyle yerleştirelim arkadaşlar. Hemen şöyle bir katını üzerine doğru kapatalım canlarım. Yine aynı şekilde her katını yağlayalım. Evet, gördüğünüz gibi bir tanesini hazırladık canlarım. Diğer iki kalan bezemi de aynı bu şekilde yapacağım. Arkadaşlar, diğer iki bezemi de aynı böyle yapıp tepsimde bir 15-20 dakika bekleteceğim. İçindeki yağ güzelce tereyağı olduğu için donması için bekletelim hemen. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, böreklerimi şöyle güzelce bir beklettim. Şimdi hemen bir tanesini alıp şöyle açmaya başlayalım canlarım yağlı kağıdımızın üzerinde. Bakın şöyle yağlı kağıdımın üzerine hemen aldım bir tanesini canlarım. Şöyle elimizle bastıra bastıra hemen büyütelim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, biraz şöyle elimle bastırarak böreğimizi şöyle büyüttüm. Şimdi hemen tepsimizi alalım ve tekrardan biraz da tepsimizde güzelce şöyle büyütelim böreğimizi. Evet, gördüğünüz gibi böreğimizi şöyle elimle bastırarak büyümesini sağladım. Bakın bu kadar açmamız yeterli. Şimdi hemen hazırladığımız pırasalı iç harcımızı böreğimizin içine arkadaşlar dökelim. Bakın şöyle tahta kaşığımızla pırasamızı güzelce böreğimizin her tarafına gelecek şekilde yayalım canlarım. Gördüğünüz gibi bol malzemeli çok güzel bir inşallah börek olacak canlarım. Şöyle pırasamızı da yaydıktan sonra hemen diğer bezemizde büyütüp hemen tepsimizin içine alalım canlarım. Şöyle tepsimizi kenara alalım canlarım. Hemen şimdi bezemizi tekrardan şöyle elimizle bastırarak büyütüp bunu da yine tepsime alacağım canlarım. Hemen pırasamızın üzerine kapatalım.
Evet, şimdi hemen tepsimizi alalım. Arkadaşlar tekrardan şöyle elimizle büyütebildiğimiz kadar bastırarak böreğimizin büyümesini sağlayalım. Gördüğünüz gibi canlarım artık pırasalı böreğimiz hazır. Şimdi hemen üzerine şöyle bıçağımızla güzel bir desen verelim. Daha sonra da yumurtamızı sürüp fırınımıza gönderelim canlarım. Arkadaşlar şöyle kaseme bir tane yumurta kırdım. Üzerine de tavamızda kalan yağdan bir yemek kaşığı yağ ekledim. Bakın üzerindeki yağ sizleri kuşkulandırmasın. Tereyağı donmak üzere. Şöyle hemen bir karıştıralım. Şimdi şöyle yumurtamızı tepsimizin her tarafına gezdirelim. Ve daha sonra da fırçayla güzelce sürelim canlarım. Evet, gördüğünüz gibi fırına artık böreğimiz gitmeye hazır. Şimdi fırında güzelce altı üstü nar gibi kızarana kadar pişirelim canlarım. Şöyle iç harcımızdan da bir miktar arttı canlarım. Bunu da şöyle buzdolabı poşetime koyup buzluğuma kaldıracağım. Bir dahakine böyle ya hazır yufkadan ya da az bir hamur yoğurdumda hemen bunu da tekrardan gözleme ya da börek yapacağım arkadaşlar. Bunu da sizlere göstermek istedim. Biraz fazla geldi ama sıkıntı yok. Hemen bunu da poşetime koyup buzluğuma kaldıracak. Ve bizler için çok kolaylık olacak. Bir dahaki börek ya da bir gözleme yaptığımızda hazırca bir yarım saat önceden çıkardığımız zaman hemen kullanabiliriz. Bilginiz olsun. Şimdi artık böreğimizi fırına gönderelim. Gördüğünüz gibi canlarım, pırasalı böreğimiz fırında nar gibi bakın kızardı. Hemen şimdi sizler için hafif soğudu da. Hemen şimdi sizler için şöyle bir keselim. Gördüğünüz gibi canlarım böreğimizi güzel dilimlere ayırdık. Hemen sizlere de yakından göstermek için şöyle bir dilimini hemen tabağımıza alalım. İnanın o kadar güzel oldu ki sizlere anlatamam canlarım. Bakın kat kat içindeki şöyle sizlere de yakından hemen. Bakın arkadaşlar şöyle kat kat aralarındaki böreğimizin yufkaları çok güzel gözüküyor. Hemen şöyle bir tane daha çıkaralım. Evet canlarım, gördüğünüz gibi
Pırasalı böreğimiz artık hazır. Bugün de sizlerle yapmış olduğum bir tarifimin daha sonuna geldim. Buraya kadar beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, beğeni atmayı, yorum bırakmayı unutmayın lütfen. Yeni bir tarifimde görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın, hoşça kalın.